Çekim ekibimiz olarak buluştuk. Bu güzel mekana geldik. Ege'nin öteki sahili. Yunan, Rum kültürünün, eğlence kültürünün en güzel yemeği, en güzel dansı, en güzel meslektaşlarım bana kızmasın ama en samimi müziğinin yapıldığı yer. Neşe Taverna'dayız. Şimdi enteresan bulabilirsiniz konuyu. Barış Manço'yu anarken ne ara buraya geldik ama yola çıkarken hep bunu söyledik. Barış abiyle ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkaracağız dedik. Ve burada da çok önemli bilgiler var. Çok önemli detaylar var. Bunun için Neşe Taverna'ya geldik. Pancho, Rula, Evet. Merhaba. Anılar değil ki. Anılar. Hoş geldin. Neşe Taverna mı diyeyim yoksa Barış abinin Neşe Taverna'sı mı diyeyim? Ya enteresandır. Tamer abi. Sen, bizim format iyice bozuldu. Parçalar deyince ben kendimi attım. Bu aile için akan sular benim için durur. Barış abinin en sevdiği, en rahat ettiği belirli mekanlardan biridir. Tabii bahsettiğimiz Barış Manço yoğun temposundan çalışmaktan ayrı bir zaman olmadığı için de çok eğlenecek vakti yok ama evet, ama ona rağmen her zaman geliyor, devamlı geliyor bize. Gizli gizli geliyor. Evet. Yalnız mı gelir? Hayır. Eşiyle geldi. Eşiyle beraber geldi. Dostlarıyla. Dostlarla. Her özel arkadaşlarıyla. Çekim ekibiyle. Tabii. Provalar yapardı. Kendi yeri gibiydi yani. Çok seviyordu. Çok sevdi orası. Çok. Şey anlatsanız abi. Bu sizin televizyona çıkma anınızı paylaşırsam sevgili. Ne paylaşayım benim sevgili Tamer abici bizim. Allah razı olsun ondan. Bak hikaye alıyorum. Bizi Barış abiyle tanıştırdı. Araya girdi. O zaman TRT1'de Rumca şarkılar yapmak yasaktı. Yani böyle bir problem var diye. Kötü bir dönem. Kötü bir dönemdi evet. Tamer abi sağ olsun. Barış abi orada Doğu Düzgün adında sene 1993 olması lazım. Evet, 93'te o. En iyi hatırlıyorum 1993'te. TRT1'de bizi programa aldı. Ve çok güzel bir program oldu. Evet. Ve programı alarak müziği de Rumca müziği. Rumca müzik evet o zaman. Yayınlanmasına vesile oldu. Çok uğraştı ama çok uğraştı. Şimdi işte burada çok önemli bir detay çıkıyor. Biz burayı aslında yani sizin dostluğunuzu ben çocukken yaşadım. Pedro'cuğumun kariyerini de, müzik kariyerini de yaşadım. Bunlar çok güzel şeyler ama Barış Manço'nun Türk-Yunan kardeşine verdiği... Evet. Muhteşem değil mi abi? Dünya tanıyor ya, dünya. Yani ne dersiniz bu? Çünkü bunu anlamak da çok zor değil aslında. Çünkü bir sürü dil konuşan, bir sürü ülkeyle bağı olan bir adam ama komşuyla sorun var. Ve o sorunu gidiyor bu çocuk. Bu büyük adam. Evet, tabii ki. Aynen öyle. Tabii ki. TRT gibi resmi kurumda. Nebes kanalında. Böyle bir şeyde sonuçta yapılmayacak bir şeyi o kadar uğraşlar vererek bunu sağlayabildin. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz tabii ki. Ve onun sayesinde bugün daha çok tanıdık yani piyasada, Türkiye'de. Ve onun sayesinde ekmek yiyoruz. Yani biz, ben buraya defaatle geldim. Tabii sebebi de Tamer abiciğim. Burası bir ailenin işlettiği bir yer. Hiçbir yanlış yaşamayacağınız, en güzel yemekleri, en güzel dansı ve en güzel müziği bulacağınız, Rum müziğini bulacağınız yerdir ama Barış Manço'nun masasını çektim. Evet, orada bir. Burada hazır gelmişken Barış abinin tabiriyle konuşacağım. Biraz kültürlü bu. Yapalım. Hep merak etmişim. Şimdi bizim Ege'nin öteki sahili değil mi? Bizim burada işte Efe dansı, Zevri'nin bir karşılığı var. Evet. Şimdi Sirtaki'nin karşılığı, Sirtaki'nin doğuşu nasıl ve neyi anlatır Sirtaki dansı? Yani aslında erkeğin hamar başlığı. Aslında yöresel. Dağlık kesimlerde farklı hareket ediyorlar. Daha denize yakın kesimlerde farklı, daha yumuşak hareketlerle yapılan bir dans. Tabii ki doğal olarak Yunanlılar buralarda da yaşadılar. Tabii. Orada da olduğu için. Aslında buralardan, oralardan, her yerde eşit olan bir dans. Buradan doğuyor, orada devam ediyor. Hani böyle bir durumu var. Tabii ki aşkı simgeliyor çünkü genelde Sirtaki dansı kadın ve erkeğin beraber dans ettiği bir dans.
Bir de şu tabak kırma hikayesinin bir şeyi var mı? Bir rahatlama hali. Ben o dersi çok aldım. Hayatta öyle öğretmenimdir. Hayatta kesmemişimdir hepimi. Ama formülü bende saklı. Hocam kendisi öğretti ama öğrenene kadar bayağı kan maraktı bu. Tamer abi biz ona şey diyoruz. Kalp kırmıyoruz, tabak kırıyoruz. Aynen. Valla tabak kırmak aynı bir keyifti. Stres atıyorsun. Stres atıyorsun. Evde denemeyin diyoruz yani. Aynen. Denenirse mutfakta tava kalmaz. Yukarı altınıza. İşi duafı, işi duafı. Bunu da izah edeyim. Burada kırılan tabaklarımız hepsi defolu evet. Tabaklar. Aa, çok güzel. Şimdi kalktık da hani yeni tabakları satılan, mağazada satılan tabakları kırmıyoruz. Fabrikalara defolu çıkan tabakları kamyona buraya getirtiyoruz. Çok güzel. Müşteriye kırıtıyoruz. Onları topluyoruz. Tekrar geri. Tekrar fabrikalara iade ediyoruz. Geri dönüş. Geri dönüş. Geri dönüş. Evet. Bunu ilerlemek lazım ki çünkü millet anlamıyor. Çoğu kişi diyor ki ya dedim milli servet niye kırıyorsun? Millet para kazanıyor burada. Hem o var hem ayrı bir olay bu. Tabii ki porselen, toprak toprak orada da bir sanat var. Tabii. Orada bir sanatçının çabası var. Sizin o çapaya özelliğiniz saygıya. Anamız yüklüde bir tabak satın alsan bir yerde defolu aldığı zaman ne yaparsınız? Aynı şey. İşte o sanata sahibim. Evet. Evet. Petron'un da bayağı anısı var bu iş abiyle. Evet. Petron'un şöyle. Şimdi sonuçta annem babam sayesinde, bu mekan sayesinde çok değerli insanlar tanıdık. Ama ben tabii yani adam olacak çocuk var ya yani o zaman da bizim, benim en hayran olduğum sanatçılardan birisiydi zaten. Barış Manço'ydu. Hep karşımda Barış abiyi gördüm. Hep inanılmaz bir duygu çünkü televizyondan seyrediyorum. Karşımda burada duruyor ve yerinde duruyor tabii ki. İnanılmaz sevecen davranıyor. Çocuklara çok güzel davranıyordu. Hatta öyle konuşmalarımız oluyordu. Yanına gidiyordum işte çok merak ettim. Sen bilirsin beni. Hep meraklıyımdır soracağım. Onlar bana şey demişti hatta. Sen bir gün işte bak görüyor musun? İyiyiz de burada bir gün sen yürüteceksin burayı falan demişti bana o zaman. Dediği de oldu. Çünkü hayır biliyordu biz onunla konuşmuştuk. O zaman Kadıköy Konservatuvarı'na gidiyordu benim oğlum. Kemal Kursu'na gidiyordu. Yani hayranlığımız, ben mesela 41 yaşındayım. Hayranım hala devam ediyor. Kaybedilen bir şey yok. Hatta yüzlüklerden, kolyelerden belli oluyor. Ve nerede olursam olayım, hangi şehirde olursam olayım burada muhakkak sahnemde bir tane Barış Manço okumadan kapatmam. Bravo. Yani, öyle bir durum var. Tahminim şu ki burada çok Tamer abiden de aldığım tüyü bu zaten. Burada çok ehli yani karışan, Barış abi fotoğraf diyen, çok samimi olmasına rağmen işletmenin çok sizin kurduğunuz bir saygı evet. Çerçevesi evet. Var. Buradaki konuklara da bu yansıyor. Evet. Evet, evet, evet. O yüzden çok rahat. Çok rahat ediyor. Çok rahat ediyormuş. Zaten hatta, fotoğrafını paylaştı. Evet. Evet. Lale'nin doğum gününü burada yaşadılar. Barış abi. Lale Manço. Lale Manço'nun doğum günü. Evet, burada. Onun çok tabaklı. Buradan geri geri giriyor. Kürt çalışması olmuştu. Ha, onu şimdi akşam bir ev, eski bir ev. Onu işte diyor. Değil onu evet, istedik. Beraber bir yardımlaşma oldu. Yıkık bir ev. Merdivenlere yer mi? Evet. Aşağı düşürdüm. Aşkın mı? Ha, bravo. Aşkın mı? Rengen klibini. Klibi çekti, evet. Kayınvalidemin annesinin evi de yakındı. Onu oraya, orada ağırladık. Güzel bir Türk kahvesi yaptı kayınvalide. Çok sevindi. Ben dedi, şu anda zaten evimde hissediyorum sizin yanınızda ama burada dedi bu sıcaklığı anlatamam dedi size dedi. Kayınvaliden de çok seviyordu onu zor. Evet. Öyle bir şeyimiz de olmuştu. Evimizde de ağırladık yani. Çok çok. Haftanın 7 günü bitti. Evet. Hafta sonu Cuma Cumartesi. Cuma Cumartesi. Şöyle böyle. Evet. Maalesef. Ben ama şunu söylemek istiyorum. Cuma Cumartesi burada program yapıyor güzel aile. Çok evet. Güzel yemeklerle sizi ağırlıyor. Barış abinin masasınız hemen girişte masasını görebileceksiniz. Ben Barış severlere tavsiye ediyorum. Evet. Eğlenmek istiyorsanız Neşe Taverna'ya mutlaka uğrayın.
Barış abi de burada bir güzel ya dedin ve çok güzel müzikle hesaplar bizden. Barış abi yüksek saçlar. Yok, şimdi memnun kalacaklarına ben %100 eminim. Sen de eminsin abi. O yüzden rahat konuşuruz. Bir de şimdi çok özür dilerim. Yeni nesil Neşe More diye biliyor. Neşe More ya. Neşe More yeni nesil. Yeni nesil öyle biliyor ama bizim Neşe Taverna'mız. Aynı Neşe bir şey yok. Evet. Mutlaka gelin, ziyaret edin, güzel yemek yiyin, eğlenin, coşun. Ve Barış abi burada bir an edin. Sevgiler. 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 Years ago, I dreamt of the life I'd lead. Years ago, I thought of the things I'd do. Evet sevgili arkadaşlar, sizlere şu anda çok ilginç bir şeyi anlatacağım. Evet, 1967 yılında Barış Manço, Savaş Manço ile Hollanda'ya geliyor. Çünkü İngilizce parçalar yapmak istiyor. Bir grupla tanışıyor, Hollandalı bir grupla tanışıyor. Ve bu grubun adı Dream Express. Evet, Kurtulan Express de herhalde buradan hevesleniyor Barış abi isme de. Dream Express'te çalışmaya başlıyor ve bu Dream Express'i aynı zamanda Belçika'ya davet ediyor ve Kurtulan Express'le beraber bir çalışma yapıyorlar. Bir albüm yapıyorlar. Barış Manço'nun ilk albümünü yapıyorlar. Evet, bu albüm için Barış abi Hollanda'ya gidiyor Savaş Manço'yla, fakat burada bir kaza geçiriyorlar. Bu kazada Barış abi hastanede buna estetik bir ameliyat yapıyorlar. Fakat dudağında bir iz kalıyor. Tabii Barış abi 4 ay bunun mücadelesini veriyor. Bu yaraların iyileşmesi mücadelesini veriyor. 4 ay sahne almıyor. Ve 4 ay sonunda da artık buradaki izin gidebilmesi için, görünmemesi için bıyık bırakıyor. Evet, Barış abinin bıyık bırakma nedeni aslında dudağında kalan bir kaza izi olması. Evet, ben şimdi bu kaza yerini de size göstereceğim. Ve evet sevgili arkadaşlar, Barış Manço ve abisi Savaş Manço'nun Hollanda'da trafik kazası geçirdiği o kavşağa geldim. Çünkü daha önce Savaş abi de görüştüğümüzde benim eve doğru giderken o geçtiğimiz şehrin yol üzerindeki güzergahta trafik kazasını anlatmıştı bana. Ve o kaza olan yeri şimdi ben size burada çekeceğim. Dolu bir yuvarlak daire yoktu. Burası tam 4 yoldu. Savaş abi ve Barış Manço bu taraftan gelirken buradan çıkan bir araba önlerine Savaş abinin trene basmasına rağmen arabaya çarpmışlar. Kaza bu kavşakta olmuştu ve bu daire yokmuş o zaman. Ve şimdi bu daireyi son 4 senedir yaptılar burada. Onu da öğrendim. Barış Manço'nun bıyık bırakma nedenini size açıkladım. Ve aynı zamanda şunu da anlatmak istiyorum. Bu Dream Express grubu vokalisti, aslında iki vokalisti bunlar. Vokalistlerden bir tanesi erken vefat etti 40 yaşında. Öbür diğer vokalisti de ileriki zamanlarda 70'li yıllarda Anita Meyer. Evet. Evet, Anita Meyer is bu grubun vokalistlerinden bir tanesiydi ve yaptığı bir değmiş gibi veya onun Barış abime eli değmiş gibi ikisi de bir şekilde hızla yukarıya tırmandılar. Evet, Anita Meyer de aynı zamanda Barış Manço'nun bir grup arkadaşıydı. Bir dahaki sefere görüşmek üzere arkadaşlar. Bugün torpilli bir yayın yapacağız. Evet. Değil mi Tamer abi? Hem de ama büyük bir torpil. Torpil hak eden sevgili bir Hüseyin var burada. Evet, her zaman. Bu hafta ünlü ağırlamıyoruz.
Hüseyin. Hüseyin abi. Ünlümüz bizim bu hafta. Sevgisiyle ünlü. Barış abiye olan bağlılığıyla ya, ünlü. Bizim can kardeşimiz o. Her zaman. Tamer abim, Eser abim. Hüseyin gönülden paylaşımı, bütün barış severlerle olan kontağıyla tanınan ve Barış abinin buluşmalarına, Barış abinin anma etkinliklerine bütün ekipleri toplayıp hiç üşenmeden şoförlüğü yapıp, hiç üşenmeden mezarlığı temizleyip. Her zaman. Sen cansın ya. Bu kadar şey içinde yani Barış Manço sever hepsi. Hepsi kardeşimiz. Hepsi kardeşimiz. Ben Hüseyin'i tanımadan önce bir arkadaşım vasıtasıyla beni de aldılar. Baktım servisle ve biz de hep beraber gittik. Kanlıca'ya mezarlar. Nasıl bir soğuk. Baktım. Şimdi herkes kaşkollar, montlar, şunlar bunlar. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapıyor ama Hüseyin elleriyle mezarın taşlarını yıkamaya başladı. Yanına da bez yok, elleriyle yıkıyor. Nasıl bir soğuk ama. Ve otobüsten getirdiği o su bitti. Ben uzaktan takip ediyorum. Bir baktım, biliyorsun bayağı bir yokuştur. Tabii. Suyun bittiğini gördü. Tekrar koşturarak, kimseye çaktırmadan gitti. Ben takip ediyorum. Otobüsten bir bidon daha su aldı geldi. Yani tamam bitti, bana ne diyebilir, bırakabilirdi. Ama sonuna kadar o mezarlığı pırıl pırıl yaptı. Ben orada anladım ki bayağı içten ve gönülden bir Barış Manço sevgisi. Biz şimdi bu anma etkinliklerini haftalık programımızda 24 yılda sevgisi gitgide artmış bir Barış Manço üzerinden yapıyoruz ve seni diğer sevenlerden bir ufak ayıkladık. Sana seni kendi gözlemlerimizle, senin karşılıksız ve de Barış'a sevgi duyan herkese el açışınla biliyoruz çünkü. Evet. Ve bizleri abi olarak görmen, Tamer abi olan saygın, bana olan saygın, tabii. Sevgin. Yani bu ufak bir şey değil bizim için. Çok da görüyoruz bunu ama seninki biraz daha farklı tınlıyor bize. Yani. Sen anlat bakalım bize. Şimdi Barış Manço sen de nerede? Nereye koyuyorsun Barış abi? Barış abi. Ve nerede başladı bu aşk, bu sevda? İşte 99 yılında işte başka bir yerdeydik annemlerle babamlarla. Bir akşam annem kalktı. Öyle, öyle bir sallıyor ki hani bir deprem olur. Hani kalk 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 dedi. Barış Manço öldü dedi. Yani hani insanın bir geçiş noktası vardır ya. Hani orada. O bana orada bir donk dedi. Hani bir şey oldu yani. Değişik bir şey oldu. Ondan sonra bir başladı bu. Hani tabii Barış Manço'yu biliyoruz ama hani nereden? Saçından, yüzüklerinden, işte şarkılarından. Ama yaşımda o zaman 15 yaşlarındayım. Yani çok fazla içine giremiyorsunuz. Hani bilmiyordum. Daha sonra ben kasetlerini, CD'lerini 15 yaşında ben burada un kapanına gidiyorum. Kasetlerini topluyorum. İşte posterlerini topluyorum. Yani okuldayım yani. Öyle bir aşk başladı ki yani anlatılmaz. Yani böyle bir şey yok. Ya şimdi geldim ben 40 yaşındayım. Yaklaşık 25 sene oldu. Hani ben Tamer abi benim babam gibi, sen abim gibi. Barış Manço da benim manevi babam gibi. Yani onun aşkı anlatılmaz. Yok yani öyle bir şey yok. Hani şu iş hayatına yansıttın. İş hayatım ve bir yürüyen çok müzesinden bahsetsin. Ben ona yürüyen müze yani, bir de yani o senin bazı işlerden negatif puan tabii toplamana hatta tabii, işlerden tabii çıkarılmana kadar gitti. Gitti tabii. İşte ben 2015-2016 yılından işte Tamer abiyle o zaman görüşüyoruz. Ben bir araba aldım, minibüs. İlk önce orada bir başladım. Hani arkasına bir resim yapıştırdım Barış Manço'nun. İşte arkasına adam olacak çocuk. Bu daha sonra büyüdü. Ben otobüse çevirdim işi. Ondan sonra otobüsün arkasına ben Atatürk'te Barış Manço yaptım. Yani şimdi benden sonra bir resimler çıktı. İşte Barış Manço'ya, Cem Karaca arabalarına yapıştırıyorlar vesaire. Ben yine söylüyorum. Ben Türkiye'de tekim. Yani o resmi başlatan, o resmi koyan bendim. Daha sonra ben arabanın içine girdim olayla. Daha sonra ben bu olaylardan dolayı ceza yedim. Yani yiyordum daha doğrusu. Polis çevirdi. Dedi ceza keseceğim. Neye karşılık dedim ceza keseceksiniz? Dedi siyasi. Dedim neresi siyasi bunun? Polisin bana dediği Atatürk'ü geçtik. Barış Manço'nu bıyıkladı. Dedim tamam. Bana dedim bunun cezasını yaz. Açıklamasını yaz. Ben dedim bu cezayı ödeyeceğim. Ne kadar yazıyorsan yaz. Ve polis bana bunu yazamadı. Ve beni bıraktı.
Onu da geçtik. Ben Türk Hava Yolları personeline taşıyordum. Türk Hava Yolları'nda beni istemediler. Yani Türk Hava Yolları bu arabanın dedi burada işi olmaz. Niye? İşte resim var. Dedim olabilir. Yani taktığım resim ya da yapıştırdığım resim ABC'di ki biri dedim Atatürk, biri dedim Barış Manço. İşte arabanın içinde ayrıca resimler. Sonra dediler ki araba tamam dedim arabayı çıkartıyorum işten. İn dedim bütün personel aşağıya. Tabelanı al. Ben dedim çalışmıyorum deyince olay hemen müdürler tarafından dedi tamam yapmıyoruz etmiyoruz. Olay öyle kapandı. Ben tabii resimleri değiştirdim. Ben yine diyorum her zaman aşkla her zaman devam eder Barış Manço sevgisi. Aslında şöyle bir şey görüyoruz genelde değil mi Temel abi? Kaybettikten sonra değer çok çok artıyor. İşte şarkısındaki manayı anlamak anladım. Daha da artıyor. Yani kalbimize dokunan o duygusu Barış abinin katlanıyor ve 24 yılı geride bıraktık vefatından. Tabii. Ben ölümsüzlüğünden diyorum. Evet. Çeyrek asır demek neredeyse ve Hüseyin gibi bu aşk uğruna ekmeğinden olabilecek güzel yürekler var. Evliliğinde bile olaylı olduğu yani. Tabii. Köşk olayı var. Müzede. Yani Tamer abi işte müzede resimlerimi çekilecek. Nişan resimlerim. Yani Tamer abim başta Allah razı olsun. Daha sonra Lale abla. Dediler ki böyle böyle bu saatte köşkte olacaksınız. Hani resimlerin çekilecek. Saat 2:30-3. Yani bir saat falan var. Ben daha arabayla Eminönü tarafındayım. Yani daha Tamer abi alacağım. Oradan Kadıköy'e geçeceğim. Resimden çekecek. Fotoğrafçı da arabada. Tabi ora bir hanımla atışmaya başladım. O da kuaförde beni bekliyor. Dedim ben resim falan çektirmiyorum. Dedim herkes dedim evine gitsin. Tamer abi aradım. Dedim abi yetişemiyorum. Dedi çabuk gel. Lale seni bekliyor. Eminönü'nden tramvay yoluna bir girdim. Tramvayla beraber. Ta Kabataş'a kadar. Kabataş'a kadar tramvay yolundan gittim. Ters yönden. Tamer abiyi aldım. Oradan hanım kendi geldi. Milimi milimine yetiştim. Lale abla hala beni bekliyordu. Gittim ve fotoğrafları evde çektirdim. Yani köşte. Tamer, köşte tabii. Köşte. Lale abla, Tamer abi öncü. Lale abla tabii. Allah razı olsun. Hiç hemen müzeyi kapattılar. Bu arada şunu da altını bir çizelim. Biz şu anda sana nasıl bir torpil yapıyoruz? Tabii. Lale abla da sana çok tabii, güzel tabii, bir torpil yapıyoruz. Tabii. Allah razı senin olsun Lale abla. Tabii. Kaç saat bekledi beni. Hatta 5 oldu. Bütün içerideki müze ziyaretçisini çıkarttılar. Kapıyı kilitlediler. Lale abla dedi ki ev senin resimleri çektirin. Hani yine konuşurum Lale ablayla. Doğum gününde orada burada her zaman 10 numara insan. Her zaman. Kesinlikle. Her çok zaman. Çok güzel temsil ediyor Barış Manço'yu, ailesi. Yani ben bunları yaşarken çok büyük gurur duyuyorum. Çok, yani çok. Ve bu gurur sayesinde de Barış Manço markasından bir adım uzaklaşamıyorum. Geçmişimin gurur dolu bir kaynağı ve gurur dolu bu kaynak hala üretiyor. Hala sadece sevda üretiyor. Gemi Bataçık'a gidiyor biliyorsun. Tabii. Fırtına dinlemiyoruz. Ben çok olaylara şahit oluyorum. O bayağı bir dik yokuştur. Dedik ki bir tanesi Bassun'la, belki sen de vardı. Dedik ki aşağıda araba bekliyor. Sizi arabayla biz yukarıya yönlendirelim dedim. Yok dedi ben Barış'ıma yürüyerek bu yokuşu çıkarak dedi ziyarete gideceğim dedi. O günü hiç unutamıyorum. Yani büyük bir sevgi. Yani çocuklar olsun çok büyüklerimize bir kadar bir sevgisiyle hala devam ediyor. Bugün Hüseyin'i tanıdınız. Hüseyin'i biz onun sevgisini nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. O yüzden özel bir yayın oldu bu. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Cansınız. Tamer abi de öyle. Eser abi de öyle. Canım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün yine hep Tamer abine çok güzel bir hikayemiz var. Bu aslında Barış abiyle ilgili anlatılan yanlış bir bilgi aslında. Biraz da onu düzeltmiş olacağız. Tabii. Barış abinin yanlış bilinen, cimri diye bilinen bir tarafı var. Öyle biliniyor ama cimri değildi. Asla. Tutumluydu. Kesinlikle. Yani bir şey alacaksa değerini vermek isterdi. Fazlasını vermeye taraftar hiçbir zaman olmadı. Bir de büyük hayalleri vardı. İşte sanatı topladığı sanat eserlerinde topladığı tarihi. Yatırımlarını hep buralara yapmak isterdi. Yani çok büyük şeyler aldı. Çok büyük sanat eserleri aldı. Ve oraya da tabii ki
büyük bir para aktarıyordu. Çok, çok. Sanata karşı bir aşkı evet. vardı tabii ki. Televizyonculuğa karşı aşkı da öyle. Hep yatırım. Yani devlet senin televizyonunda... Malzemelerin gibi aynı şekilde yatırım çok devam ediyor Barış abi de aynı. Barış abi zaten kendine bir şey alacağın zaman da para sana kıyamazdı. Mesela biliyorsunuz işte var. Piyano vardı. Tabii tabii. Moda'daki. Steinway. Steinway. Gittik. Fulya'da duruyor. Bir tanesi satılmış. Daha almamışlar. Her gün böyle Mifsaş'a giderken uğruyoruz. Onu seviyor. Ama rakam yüksek olduğu için sırf bakıyor, sohbet ediyor. Oradakiler çay falan söylüyorlar. Onu seyrediyor piyanoyu. Bu bir oldu, iki oldu. Barış Bey karar verdiniz mi? İşte kapora şu kadar verin, biz Almanya'ya siparişi verelim gelsin. Ben de bunlara şahit oluyorum hep. Bir gün evimde zaten benim Gayrettepe'de Fulya'ya yolum düştü. O zaman da yurt dışının konser avansı gelmiş mark olarak cebimde duruyor. Barış Manço'nun parası. Gittim, Barış Manço adına sipariş verdim. Evraklarımı da aldım, imzayı da attım. Barış abinin bundan haberi yok. Ben Barış abinin parasını kullanıyorum. Eser, o piyano geldi. Haberi geldi. Boynuma sarıldı. Sanki ben ona hediye almışım gibi kendi paramla. Çünkü bir türlü şey yapamıyordu. Hani fuzuyla o hata kendi yapamıyor. Yapamıyor. Birisi yaptığı zaman da kendi parasıyla da oh bir derin nefes alıyordu. Yani hayatı boyunca böyle bir sürü olaylarımız var. Cimrilik dersen şöyle derim. Ben hep şunu söylerim. Bir yerde çalışıyorsun firmada. 3 ay maaşını alamamışsın. Ve duyuyorsun haber geliyor. Senin patron gece kulüplerinde orada burada eğleniyor. Ama senin maaşın bir türlü ödenmiyor. Böyle bir patron mu iyi? Yoksa belirli bir maaş senin yaptığın işe karşılık hakkın olan bir parayı gününde ayın ikisi olmadan paranı almak. Ben her zaman bu tarafı seçmişimdir. Yani beni ilgilendirmez. Şu kadar maaş alırım ama afaki hep rakamlar. Ortada olmayan rakamlar. Böyle ama tutumlu olduğu için cimri diye bir gün konu devamlı. Seneler önce de dayanır bu. Sen var mıydın o konserde bilmiyorum. Mersin'deydik. Hava da çok sıcak. O zaman otellerde klima da yok. Biz Kurtalan işte hep beraber oturuyoruz. Barış abi aşağı iniyor. Biz de salondan görüyoruz. Tekrar yukarıya çıkıyor. Sabah oldu. Abi dedik nereye gidip geliyorsun? Şekerim dedi, akrep dedi. Sıcaktan bunaldı. İlk bağladım. Hava aldırıyor falan diye de böyle esprisi böyle. Ondan sonra bir gün yine sen varsın. Kurtalan'la derken çekim ekibiyle değil. Kurtalan Express'te Antalya taraflarında bir tatil köyündeyiz. İşte odaya çıktım. Ne haber abi? Ne yapıyorsun? Ne dedim? Vallahi dedi, içim gidiyor dedi. Başak pek havuzlu denizi seven bir insan değildi. Yani gideyim şortumu mayomu alayım da gittiğimiz yerde bir havuza girerim falan. Aklından geçmez. Ya çocuklar da acaba dedi şort mayo var mı fazla? Çok sıcak dedi. Size bakıyorum dedi. İçim gidiyor filan. Dedim bir sorayım. Bizim işte sizlere sordum. Kimsenin fazla yok. Ben tekrar döndüm abi dedim. İnelim aşağıda mağaza var. Bir tane şort alalım. Ya şimdi dünyanın parasıdır dedi. Ya 5 yıldız otelin mağazası. Tabii. 3 katı. Olsun dedim. Böyle ızdırap çekmektense dedim. Verelim parayı. Biz indik. Bayağı büyük bir rakama bir şort beğendim. Hepimiz havuz başındayız işte hep beraber. Buradan etiketi sallanıyor. Üstünde fiyatı yazılı. Abi dedim etiketi sökeyim biz. Bana cimri diyorlar ya dedi. İşte etiketi gösterene kadar para verdi. Yani kendini bilen, kendine şaka yapan. Şaka yapan bir insandı. Mesela yurt dışına beraber çıkıyoruz. Yolda giderken Bulgaristan'da mesela 100 dolar bozduruyoruz arabasında gidiyoruz. Bir kese kağıdında leva paralarını alıp ortaya koyuyor böyle. Bir kese kağıt dolusu. Bir kafede duruyoruz yol üstü. Ne içelim? Nescafe içelim. Bak 10 milyon leva verdim. Türkiye'ye gittiğinde söyle cimri diyorlar ya benim için. Bir kahve ısmarladı 10 milyon verdi falan böyle. Avanat diyor görmüyor muyum doğru değil mi diyor. Çarşaf çarşaf paralar tabii kese kağıdın içinde duruyor. Yani diyeceğim bu Barış abi bir şey alırken çok pazarlığını yapar. Bir de Barış Manço olduğu için o birse hemen rakam 2 olurdu. Tabii. Bunu da bilincindeydi. Tutumluluğu ileriye dönük zaten hep düşüncelerinde biz biliriz ki çoğu sanatçılarımız
Harvard parmağı savunmuştur. Çoğu da otel odalarında elinde bir sigarayla vefat etmiştir. Yani parasızlık, o şöhret zamanı çok o paraları saçmak. Sonuçta yaşlandığı zaman da o durumda bir ölüm durumu olduğu için biraz da bunu göz önünde bulundurarak kendi gargın olur. Ben şöyle bir ekleme yapacağım abi söylediklerinize. Hiçbir zaman ne konser ne çekim bütçelerimizi geçe almadık. Ha, son süreçte muhasebe el değiştirince bir değişim maalesef yaşandı. Ne yazık ki hepimiz o süreci iyi biliyoruz. Ağır yaşandı o süreç. Ama yeryüzündeki en dürüst ve şunu çok iyi hatırlıyorum. Mesela ekibimizden biri yeni bir enstrüman alacağı zaman ona destek olur. Avans verirdi. Tabii o desteği konser ücretlerinden düşerdi ama bu da sanata ve geleceği gören yapıya desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Öyle bir patrondan ikimiz de geçtik. Ya, İyi ki de geçtik. Yani sizin konser ödemeleriniz olsun, çekim ekibinin olsun, zarf içinde bilirsin, tabii, dağıtımını yapardı. Bana yıllarca tembih ettiği şu: Kulabek küpedir, Tamer'cim, alın teri soğumadan kimsenin parasını öde. Alın teri soğumayacak. Alın teri soğuduktan sonra o para bir şeye yaramaz o kişi için derdi. Onun için de herkes sahne denildiği zaman herkes ve yövmiyesini alır. Şu da bir gösterge aslında. 24. yıl vefatında parasını o kadar doğru kullanmış. Bu televizyona dönüşmüş, televizyonculuğa dönüşmüş, müziğe, müzik kariyerine dönüşmüş ve o bıraktıkları sayesinde hala Barış Manço ayakta. Ya. Özlemle anlıyoruz Barış abi. Sevgiler. Sevgiler. Barış Bey, bir de sizinle ilgili söylenen bir şey var. Diyorlar ki şu Barış Bey yemez içmez bütün parasını böyle eşyalara yatırır. Oldukça da cimridir. Oh. Gerçekten cimri misiniz? Şimdi bu soruyu ilk defa duyuyor olsam hoppala burada nereden çıktı derdim doğrusu. Bir son 20-25 senedir sasık duyarım yani. Benim cimriliğim basına konu olur. Gerçi birkaç yerleşik her zaman değil. Ve her sene yılın ilk üç içinde ben de yer aldım. Dehşetler içinde görüyorum. Şimdi kameraya baka hayır ben cimriyim desem herhalde neyi anlatmaya çalışıyor bana, neyi ispatlamaya çalışıyor derler. O bakımdan bırakayım söyleden söylesinler. Fakat insanın cimri olmadığını ispatlaması için ne yapması lazım? Zannediyorum para harcını göstermesi gerekiyor. Yani eşyaya değil de başka şekilde. Şimdi benim de Lale'nin de gece hayatımız sıfır. Hatta -2, hatta -100, -1,000,000. Bizim sokağa çıkmak gibi alışkanlığımız yok. Yani bir kere ben para harcanması olayını herkesin kendi cebidir, hiçbir şekilde karışmadığım gibi harcanmasının gösterilmesine son derece karşıyım. Şimdi Osman izin verirsen birkaç olay söyleyeyim, isim ve mekan ve şahıs vermeksizin. O görkemli düğünler, inanılmaz düğünler yapılıyor şu an. Tabanlara, tabancalarla kurşunların sıkıldığı, işte viskilerin su gibi aktı, havada dolarların uçtuğu gibi. Bizim böyle bir hayatımız, böyle bir dilim diyor biz daireyle. Bizim Kadıköy evlenme dairesi oluyor. Evlendik ve iki atlı bir şeyle, at arabasıyla paytonu dolaşarak evimize geldik. Yani onun için limuzin de kiralamadık. Kiralayamaz mıydık? Muhtemelen kiralardık ama böyle bir şey bizim, yani bizim hayatımızda böyle bir takım dilimler. Yani bizim para harcadığımız görülmüyor. İsraftan ben inanılmaz derecede korkan, çekinen ve lüzumsuz olan bir insanım. Yani israf, yani biz öyle büyüdük. Biz, babaannelerimiz bizi öyle büyüttü. Yani tabağında bir tek pirinç bile kalmayacak falan gibi. Yani bu tabii bir hayat görüşü olarak insana yansıyabiliyor. Ama hamdolsun ne benim, ne ailemin, ne etrafım, ne iş yapanımızın hiçbir şeyimiz eksik değil. Yani o kadar iyi şartlarda çalışıyor gibiyiz ki. Peki bundan sonrası daha ne yapayım diye birden temin edeyim.